Bin gönüllüye uğrayan Bakan Ahmet Davutoğlu'nun bir sonraki durağı Akşehir 15. Görük Türkmen Kültür Şöleni oldu. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Davutoğlu birlik ve beraberlik mesajları verdi. Davutoğlu ortak kültürü, örfü ve gelenekleri paylaştığımız bütün vatandaşlarımızla geleceği birlikte inşa edeceğiz şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Can Kurtaran Köyü Deveboynu Yaylası'ndaki 15. Görük Türkmen Kültür Şöleni'ne katıldı. Çocukluğunun en güzel hatıralarını Yörük obalarında geçirdiğini belirten Bakan Davutoğlu, Yörük aileleri arasında asırlar süren dostluğun ne kadar insani olduğunu gördüğünü kaydetti. Deveboynu Şenliği'nin İstanbul'un fethinin yıl dönümünde yapılması da özel bir anlam taşıyor. Bir de inşallah uluslararası Yörük Şenliği yapalım. Neden biliyor musunuz? Yörüklük nasıl dağlara, ovalara sığmazsa ülkelere de sığmıyor. Şimdi siz Balkanlara doğru gitseniz aynen bizim buradaki geleneklerin, buradaki örflerin, adetlerin Balkan dağlarında daha dün gibi yaşandığını görürsünüz. Davutoğlu konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları da verdi. Hiç kimse sizlere şu veya bu şekilde korku salmasın. Salamaz da zaten. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Hiç kimse herhangi bir şüphe hissetmesin. Bu topraklarda yaşayan herkes kültürü, örfü, gelenekleriyle ortak ailemi, ortak şehirleri, ortak mahalleleri paylaştığımız bütün vatandaşlarımızla, bütün tarihtaşlarımızla geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bakan Davutoğlu'na konuşmasının ardından Nasrettin Hoca figürlü tersine çalışan saat hediye edildi. Dışişleri Bakanı Yörük çadırlarını da ziyaret etti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Davutoğlu ziyaretler sırasında kendisine hediye edilen el örgüsü oluk bağını diplomatik müzakerelerde uğur getirmesi için cebine koyacağını söyledi. Hürriyet gazetesiyle Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü